Şimdi de while döngüsünden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. While döngüsü ise aynen for döngüsü gibi belli bir şart sağlanana kadar işlemi yapmaya yarar. Aslına bakarsanız for döngüsüyle yapabildiğiniz her şeyi while döngüsüyle de hemen hemen yaparsınız. Tam tersi de geçerlidir. While döngüsüyle yapabildiğiniz her şeyi for döngüsüyle de hemen hemen yaparsınız. Genellikle programlarda for döngüsü en çok tercih edilen döngü türüdür diyebiliriz. Bu noktada şurada gelin while kodumuzu yazalım. Ben buraya bir comment yani yorum alanı bırakıyorum ve devam ediyorum. Diyorum ki burada bakın aynı şu kodu şey içinde yapmak istiyorum. Buna for döngüsü bitti diyelim döngüsü bitti diyelim. Bir de while döngüsü için işlemi başlatalım. Peki nasıl yapacağım? While döngüsünde yine bir while operatörü, while keyword anahtar kelimesiyle olaya başlıyoruz. Bu noktada bir sayacımız olduğunu varsayalım. Yani while i küçüktür 10 diyelim. Bakın bu noktada bir yine kırmızı. Hani şöyle bir şey yok burada. Int i eşittir diye bir şey yok. Direkt olarak şartı veriyoruz. Parantez açıp kapayalım. Bu noktada ve içine girelim. Peki bu sayacı nerede tanımlayacağım? Bu arada diyeceksiniz ki ben yukarıda i'yi tanımlamıştım. Arkadaşlar bu konular zamanla oturacak fakat yine de şunu belirtmek istiyorum bir değişken direkt olarak sadece ve sadece tanımlandığı yerde default haliyle tanımlandıysa tanımlandığı yerde blokta geçerlidir. For bloğu döngüsü aslında bir bloktan. Blok bakın bu küme parantezinin açılıp kapandığı noktadır. Dolayısıyla bu i'yi biz for bloğunda kullanabiliriz ancak. Dolayısıyla sen burada da bir iyi kullanmak istiyorsan iyi diye int iyi diye tanımlamalısın. Onu bakın birden başlatıyorum. Int İ eşittir 1. i küçüktür 10. Bakın for döngüsündeki gibi ilk başlangıcı şartımızı verdik. Ve bu noktada ben aynı şekilde i'yi yazdırmaya çalışırsam burada ekrana şöyle bunun sonuna da kontrol c ile gelelim. while bittikten sonra arkadaşlar unutmayın onu. Yani şu while bloğu bittikten sonra System.out.println while döngüsü bitti diyorum. Bu noktada eğer ben bu uygulamayı çalıştırırsam sonsuz döngü dediğimiz yani infinite loop diye teknik ismi infinite loop dediğimiz bir yapıyla karşılaşırız. Sonsuz döngü demek adı üstünde sonsuz kere çalışır. Neden? Çünkü i 1 ile başladı ve i küçük on olduğu sürece. Bakın buradaki gibi i'yi arttır, nasıl arttıracağımı belirtmiyorum. Dolayısıyla i her zaman bir olacak. i her zaman bir olduğu için bir ondan küçük mü? Evet. Bir ondan küçük mü? Evet. Bir ondan, evet. ondan küçük mü? Evet diyerek sonsuz kere ekrana iyi yazdıracak ve uygulamamız da bizim manuel olarak kırmamız, durdurmamız gerekecek. Veya Task Manager'dan eğer Windows kullanıyorsanız görev yöneticisinden aynı şekilde Mac işletim sistemleri içinde bu uygulamanın manuel olarak durdurulması gerekir. Çünkü döngü hiçbir şekilde durmayacak. O yüzden ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar while döngüsünün içerisinde sayacın artışı belirtilir. Örneğin i++ yani i'yi bir bir arttır demiş oluyorum. Peki bu döngü ne yapacak? 1'den 10'a kadar 10 dahil değil neden küçüktür diyorum. O yüzden birden 9'a kadar 9 dahil olacak şekilde sayıları yazdıracaktır. Bakın for döngüsü çift sayıları yazdırmışken while döngüsü ise Birden 9'a kadar ki bütün sayıları tek tek yazdırdı. Neden? Çünkü ben 1, 1 arttırdım. Eğer tek sayıları yazdırmak isteseydim i artı eşittir 2 derdim. 1, 3, 5 diye gidecekti. i eşittir i artı 2 de diyebileceğimi artık biliyorsunuz. Bir önceki dersten ikisinin aynı şey olduğunu artı eşittir operatörünün belirtilen değere üzerine belirtilen değişkenin üzerine belirtilen sayı kadar eklediğini söyledik. Bakın 1'den 9'a kadar ki tek sayıları yazdırdık. Çift sayıları da aynen yukarıda yaptığımız gibi bunu 2'den başlatarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Şu an for'la aynı işlemi yaptığımızı, sonucun hem for döngüsünde hem de while döngüsünde aynı olduğunu görüyorsunuz.